Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün size efsane bir granola tarifi vereceğim. Evlerin vazgeçilmezi olacak. Bu tarifin olmazsa olmazı tabii ki 3 bardak yulaf. 3 bardak yulafı geniş bir kaseye döküyoruz. Ben yulafı evde kullanmayı çok seviyorum. Çünkü yulaf hem glutensiz, hem protein, hem de karbonhidrat açısından inanılmaz zengin. Hem de içerindeki beta-glukanla aslında bağışıklık sistemimizi destekliyor. Yani bir taşla 15 kuş vuruyor. Yulafları koyduktan sonra baharatları ekliyoruz. Bir granolanın olmazsa olmazı gerçekten doğru oranda baharatla desteklenmesi. Bu tarifte bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı muskat, bir fiskede göz kararı tuz atıyoruz ki lezzetleri dengelesin. Baharatlar ve yulafın üstüne şimdi sıra geldi ıslak meyveleri eklemeye. Islak meyvelerde benim favorim her zaman bir tane kırmızı renkli meyve eklemek. Bugün ben burada donmuş frambuaz kullanıyorum. Yaklaşık bir su bardağı kadar, bir avuç gibi de düşünebilirsiniz. Ama eğer donmuş frambuazınız yoksa çilek, muz ya da damak tadınıza uygun herhangi bir sulu meyve olabilir. Bir sulu meyve kullanmanın alameti farikası aslına bakarsanız fırında ısıyla bütünleştiğinde granolaya o böyle çıtır çıtır, o lezzetli şekerimsi tadı bırakması. Frambuazları ekledikten sonra bu tarifin olmazsa olmazı 2 adet yeşil elmayı ekliyoruz. Yeşil elma, yani dışarıda yediğimiz granolalarda aslında şekeri, bal, pekmez gibi yine doğal tatlandırıcılardan veya işte ne bileyim elma püresi gibi daha böyle yapay tatlandırıcılardan falan sağlıyorlar. Şimdi bal ve pekmezin sıkıntısı fırına girdiğinde sıcaklıkla buluştuğunda hücrelerinin, yapı taşlarının değişikliğe uğraması. O yüzden ben granolada kesinlikle tavsiye etmiyorum bu tarz bal pekmez gibi tatlandırıcılar. Hani gerekiyorsa granola piştikten sonra üstüne gezdirilebilir. 2 adet elmayı isterseniz rendeleyin, isterseniz de benim gibi doğrayıcıda yapın. Doğrayıcı tabii ki çok daha pratik oluyor. Elmaları doğrayıcıya daha rahat sığdırmak için ufak parçalara bölüyoruz. Daha sonra da doğrayıcıya atıp çok da fazla ezmeden hafif böyle kıtır kıtır da kalacak şekilde doğrayıcıdan geçirip yulaflı karışımımızın üstüne ekliyoruz. Tabii ki bu karışım bozulmasın, kararmasın diye çünkü içinde meyveler var. Yarım limon suyu sıkmayı unutmayın. Eğer misket limonunuz varsa ne ala, o da çok inanılmaz tropik bir lezzet katar. Bütün bunları bağlamak için de 4 yemek kaşığı zeytinyağı atıyoruz. Zeytinyağı bence her evde olan çok yani kolay bir yağ alternatifi. Ama derseniz ki benim evimde seçenekler çok fazla, ben başka bir yağ istiyorum. O zaman 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı da efsane olur. Bütün bu karışımı bir tahta kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz. İyice karışması önemli çünkü yani fırında yoksa eşit derecede pişmezler. İyice karıştırdıktan sonra bir fırın kağıdı üstünde fırın tepsisine iyice yayıyoruz. Her köşenin eşit dağılığına dikkat edin yoksa granola gerçekten eşit pişmez. Bu işin püf noktası bu. Önceden ısıttığımız 145 derecede fırına granolayı atıyoruz ve onu bir süre bırakıyoruz. Yaklaşık 40 dakika sonra ona geri döneceğiz çünkü. Şimdi granola fırında. Diyeceksiniz bu granola böyle yavan yavan sadece meyve ve yulaftan mı oluşuyor? Tabii ki değil. Granolanın olmazsa olmazı birkaç malzeme daha var. Bunlar da şöyle özetleyeyim. Ben 3 tane taze kuru yemiş, 2 tane de kuru meyve kullanmayı çok seviyorum. Burada yaratıcılığınıza bırakıyorum. Yani her evde bulunan her taze kuru yemiş ve her kuru meyve olabilir. Taze kuru yemişlerde bugün benim evde ceviz vardı, taze badem vardı. Bir de kabak çekirdeği vardı. Kabak çekirdeği her daim böyle granola için bir şekilde kenara dolaba atıyorum. Çünkü o yeşil yeşil rengi granolayı böyle acayip havalı gösteriyor. Ben bugün 3 tane taze kuru yemişi kullanıyorum. Ceviz ve badem tabii ki çok fazla büyük ve ağızda böyle kıtır kıtır geleceği için onları bir tur doğrayıcıdan geçirip daha böyle eşit dağılacak hale, daha ufak parçalara getirmek daha güzel oluyor ama kabak çekirdeklerini olduğu gibi kullanıyorum. Bunları granolanın pişme süresi yaklaşık bir 40-50 dakika. Son 10 dakika pişme süresinin bitmesine son 10 dakika kala granolayı fırından çıkarıp taze yemişleri üstüne gezdiriyorum. Taze yemişleri yerleştirdik, granolaya attık. Şimdi kuru meyveler. Ben de Hindistan cevizi kurusu vardı. Onu böyle yurt dışından getirdim. Böyle minik minik kullanıyorum. Tabii ki her evde olmayabilir. Onun alternatifi ne olabilir? İşte kuru kayısı,
kuru elma, artık evinizde kuru meyve ne varsa böyle küçük küçük doğrayıp atabilirsiniz. Onun dışında bir de böyle antioksidan değerini çok sevdiğim için, bir de kırmızı rengi çok tatlı durduğu için goji beri kullanıyorum. Ama dediğim gibi kuru meyve tarafı da tamamen evinizde ne varsa size bıraktığım noktalardan biri. Yemişlerle beraber kuru meyveleri de ekleyip hepsini şöyle güzelce bir son kez karıştırıp 10 dakika daha pişmek üzere fırına yolluyorum. Yaklaşık 50 dakikayı geride bıraktık. Mutfak inanılmaz kokuyor. Granolaları çıkartıp artık servise hazırlayabiliriz. Granolayı ben böyle çırpılmış yoğurtla çok seviyorum. Üstüne böyle birkaç tane de meyve serpiştirip. Ama ben yoğurt yemiyorum, hayvansal tercih etmiyorum günün ilk öğününde derseniz badem sütüyle de efsane gider. Hem badem sütlü hem de çırpılmış yoğurtlu iki granola alternatifi işte burada.